Merhaba sevgili çocuklar. Ben Şah Tonton. Ben de Şah Koca Göbek. Anlattığımız matlar oyunlarınızda denk geliyor mu? Hemen denk gelmeyebilir ama bilgi böyle bir şeydir. Bir gün denk gelecektir. Bu videoda da çok meşhur bir mat öğreneceğiz. Boğmaca matı. Boğmaca matı, atın kendi taşları tarafından sıkıştırılmış olan şaha karşı yaptığı bir mattır. Bu mat, taşların birbirleriyle olan işbirliğini göstermesi bakımından çok öğreticidir. Bakın, bu konumda at, kendi taşları arasında sıkışmış olan şahı mat etmiştir. İşte böyle. Boğmaca matı kalıbıyla matlar böyle olur. Bakın, bu konumda beyazlar bir hamlede mat yapıyor. Düşünmeniz için bekliyorum. Çok kolaydı değil mi? At F7 ve mat. Burada da beyaz tek hamlede mat eder. Nasıl? Tabii ki at F7 mat. Bu konumdaysa siyah bir hamlede mat ediyor. Düşünmeniz için biraz süre veriyorum. At F2 mat. Peki şimdi konumu biraz daha zorlaştıralım. Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Zorunlu hamleler yaptırmalıyız. Şah çeken hamlelerle hamleyi karşı tarafa vermeden tempoyla kazanmalıyız. Yoksa rakip bizi bir hamlede mat yapacak. Mat şöyle. Şahı kendi taşları arasında sıkıştırabilmemiz için önce vezirimizi feda edeceğiz. Vezir G8 şah. Kale çarpı G8. Şahla kaleyi alamadığına dikkatinizi çekerim. Ve at F7 mat. Süper. Şimdi ise beyaz oynar, 3 hamlede mat eder. Bekliyorum. Çözdünüz mü? At H6 şah. Bu bir çifte şah taktiğidir. Evet, boğmaca matında çifte şah hamlesi kullanılır. Şah T8. Mecburen. Çifte şah çekilirken tek yapılacak şey şahı güvenli bir kareye kaçmaya çalışmaktır. Vezir G8 şah. Kale çarpı G8. At F7 mat. Tamam. Şimdi ise beyaz oynar, 4 hamlede mat eder. Nasıl? Söylüyorum. At F7 şah. Şah G8. Peki burada kale çarpı F7 ile atı alamaz mıyız? O zaman daha hızlı mat olurdu. Şimdi son sıra matı var. Vezir D8 şah. Kale F8. Mecburi hamle. Vezir çarpı F8 mat. Anladım. Tamam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. At H6 şah. Evet, bu kısım bir önceki sorudaki gibi olacak. Şah H8. Vezir G8 şah. Kale çarpı G8. Ve at F7 mat. Peki en başta direkt olarak vezir G8'de vezir fedası yapsak? O olmazdı. Çocukların bu matta en sık yaptıkları hatayı yapmış olurdu. Oysaki veziri sadece kale almıyor ki şah da alabiliyor. Ve şahla alınca da boşu boşuna vezirini vermiş olursun. İşte bu yüzden önce atın yerini hazırlamak gerekli. Atı H6 karesine getirelim ki veziri G8 karesinden feda ettiğimiz zaman sadece kale ile vezirimizi alabilsin. Evet, doğru. Yine de benden birkaç tavsiye. Bu matı gerçekleştirirken rakip şahın hareketinin kendi taşları tarafından kısıtlanmış olup olmadığına dikkat edin. Taşları etrafında sıkışmış olan rakip şaha atla nasıl şah çekme hamlesi yapabileceğinizi düşünün. Bir örnek daha çözelim mi? Siyah oynar ve 4 hamlede mat eder. Düşündünüz mü? At F2 şah, şah E1, at D3 şah, şah D1, vezir E1 şah, at çarpı E1, at F2 mat. Vay canına! Ne müthiş bir mat! Tamam, bence konu anlaşıldı. Konuyla ilgili ders anlatımı ve örneklere Satranç Öğretmenim 1 Mat Kalıpları kitabından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.